özgün olan bir kimseyi, yeri veya nesneyi niteleyen daha güzeli karakteristik. Öznel mi? Hayır. Karakteristik, yani karakteristik bir Türk erkeği. Tipik. Ne yapalım? Durduralım. Haydi yenisi gelsin. Diğerinde mesela birden fazla cevap geldi aklınızda. Bu daha net. Bir yerde oturan, orada yaşayan kişi. Oranın... Mesken... Dur. Yer mesken, orada oturan... Yani genişletebiliriz. Bir yerin, bir apartmanın... Ne bileyim? Ay, bir mahallenin... Ya. Sakin. Sakini. Gayet güzel. 4 soru geldi geçti. Biz hiç harf almadık. 1 dakika 10 saniye verdik. Bence güzel bir alışveriş. Biraz daha hızlanırsak daha rahat ederiz. Şimdi 6 harfli cevaplar. İlki şöyle kısa bir soruya sahip. Kesme cam, kristal. Kristale ne diyorlarmış eskiler efendim? Kristal batı kökenli. Bir de onun eş anlamlısı var, doğu kökenli. Hiç gelmiyor şu an. Kristal kase. Harf alayım. Alalım. Gelmedi. Bir tane. Beyler. Billur. Billur, gayet güzel. Bir böyle dilimin ucuna kadar geldi. Billur gibi sesi var. Nokta nokta. Kristal gibi sesi var diyecektim ama lüzumunu aşan bir yardım olurdu efendim. Merak etmeyin. Birkaç yerde yardım edeceğim. Bu onlardan biri değil. Bence bu 6 harfli cevabı bulmak için bana ihtiyacınız yok. 2300 puanı 2900 yapacak gibi geliyor. Buyurun bir gelsin. Ve diyor ki, terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar. İsilik. İsilik 600 puan değerinde. İşte 7 harfli bir tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Buyurun gelsin. Yolcu gemilerindeki kat hizmetleri görevlisi. Kamarot muydu? Neydi onun ismi? Kamarot. Kamarot kesinlikle doğru. İvmeyi yakaladık. Buyurun geliyor yenisi efendim. 7 harfli cevapları da bitiriyor. Diyor ki, olayların durumu, işlerin gelişme biçimi. Gidişat. Bilmiyorum. Gidişat. Gidişat. 4300. Gidişat nasıl? İyi. Gayet iyi. Fena değil. Değil mi? Zannediyorum tur finaline doğru. Yok. Hatta. Bakalım. Şimdi burada bir dertli bir soru var. Onun altındakiler çok daha rahat şeyler. Bu neden dertli? Çünkü artık yaşamayan, kaybolmuş bir kelime var sorunun içerisinde. Buluruz. Bulursunuz. Cevap çok daha kolay. Bir gelsin bakalım. Eskiden velespit de denen taşıt. Hangi taşıtın ismine benziyor velespit? Bisiklet mi? Bilmiyorum. Bisiklet. Değil mi? Metrobüs. Elbette bisiklet. 8 harflidir, tek kelimedir efendim. Gayet kolay bir sorudur. Güzide Hanım bunu harf almadan cevaplar. Görelim. 2 dakikaya yakın süre var. Takılırsanız ne olur süreyi kullanın. Davranışlarıyla birini memnun etmek. O kişiye diyelim. Güzide Hanım. Davranışlarıyla bir kişiyi memnun etmek, o kişiye... Ne? Güzellik yapmak. Hayır, tek kelime bu. Mekmak diye bitiyor ama tek kelime. Ay, hiç gelmiyor. Alalım bir harf. Alayım. Alalım bir harf, rahatlayalım. R harfi 3. sıradan geldi. Gelmese daha iyi. Ama bakın, mastar var. R'den sonra muhtemelen sesler. Sonra muhtemelen bir sessiz harf. Bir şeyler hatırlatabilir size. Beni memnun etmek... Böyle hani direnmek gibi bir şey lazım bize. Onu anlatır en azından. Bir harf daha alayım. Bir tane daha mı? İnşallah ilk harfi. Vallahi geldi. Yaranmak. Yaranmak 600 puan değerinde.